Tamam. İlk fikir zaten uygulanması kolay olanı. Ama asıl fark yaratacak olan çizgileri hadit tasarımları gibi akışkan ve sonsuzluk hissi uyandıran bir şekilde çözmek. Bakü'deki opera binası gibi. Aynen öyle. Bütçe konusunda rahat olabileceğimizi söylemişlerdi. Ama pazartesiden sonra anlaşılacak aslında ne kadar rahat olduğumuz. İki farklı öneriyle gidiyorsun. İkinci tasarımın yaratıcılığını beğenip seninle çalışmak isteyecekler. Ama güvenli olanı tercih edip birinciyi yaptıracaklar. Yani her türlü bu işi alırsın. Teşekkür ederim Selin Hanım. Yardımlarınız için. Her zaman Demir Bey. Evet. Şimdi size borçlandım. Söyleyin bakalım. Ne istersiniz? Önce bir sarılsak mı? Tabii ki. Uyuma, uyuma. Başka? Önce bir çorba yapalım. Sonra da film izlerken çorbamızı içelim. Olmaz. Neden? Neden? Çünkü muhtemelen izleyeceğimiz o film korkunçlu bir film olacak ve çorbaları içerken boğazımızda kalacak. Hiç gerek yok. Boş boşuna boğulmayalım. Merak etme. İlk yardım biliyorum. Hadi. Öyle mi? Hayat öpücüğü falan mı? Bak öyleyse ben de biliyorum. Öyle mi? Hı. Hatta inanmıyorsan hemen burada, şu anda ufak bir demo gösterebilirim. Hadi Demir, kaynatma ya. Of, çok acıktım hadi. Biz önüne çorba yapıp koyduğumuzda insan bir tost yapar diyen kız. Nereden çıktı şimdi bu çorba aşkı? Demir hadi. Geliyorum. Su ister misin? Sinan, sen filmin en korkunç yerinde. Nasıl tutursun bunlarca? Ya Selin, ödüm patladı ya. Biraz bir nefeslen, bir kendine gel. Hı, sen hiç korkmadın çünkü. Ya Selin ya. Ne korkacağım? Zaten belliydi koridordan o adamın çıkacağı. Belliydi. Ya korkmadın gerçekten. Öyle mi? Ya ilahi Selim ya. Kulağımın dibinde 120 desibel bağırdım. O gerilimle beraber sıkmışım ben de yastığı işte. Ne var bunda? Ay ay, sen korkma, bir şey olursa ben sana korurum, kurtarırım, merak etme. Korkmuş bu. Nereye gidiyorsun? Su alacağım Demir. Bana da bir bardak getirir misin? Ne? Ne var ya? Allah Allah. Ay. Fakat iyi korkunçtu. Ya ben anlamıyorum ya. Hem korkuyorsun hem de korku filmi izlemek istiyorsun. Bu nasıl çelişkidir ya? Çünkü korkunca vücudum adrenalin salgılıyor. O da iyi geliyor. Öyle mi oluyor? Ay, sen gerçekten hiç korkmadın mı? Vallahi senin kadar korkmadım Selin. Orası kesin. Hiç düşünmüyor musun peki filmdeki gibi manyak adamlar gece gece eve dalanırsa ne yaparım diye? Yok, düşünmüyorum. Vallahi gelecek olanlar başlarına alacakları belayı düşünsünler. Ben niye düşüneyim? Ya gelirlerse görürsün gülüm. Nasıl da kuruyor bak, bak bak. Yukarıdan öyle çığlık atarsan gelmem ama. Çığlığı sen atma da. Ha ha ha. Çok beklersin onu. İyi hadi kalk, sağlam kaytardım. Pazartesi günü sunumum var. Ya. Ben sana yardım edelim Demir'e ne oldu? Yardım ettik ya. Fikirleri bulduk, çizimler sende. Ben şimdi çıkacağım, güvenli yatağıma mışıl mışıl uyuyacağım. Sen de salonda tek başına kal da gör bakalım. Korkuyor musun, korkmuyor musun? Yalnız çığlık atan ben değilim. Sen. İyi geceler Demir. İyi geceler sevgilim.
Hala bakıyor. Çok komiksin ha. Hala korkacağımı düşünüyorsun. Kaç saat oldu yatağına gidelim? Niye uyumadın? Nemir, sağ olmak için kalkmıştım ama bileğim çok acıdı. Bıraksana. Tamam, affedersin. Boşluğumdan geldi. Ya, nasıl çığlık attın ya? Ya Selin, bir git yat artık lütfen. Gerçekten rica edeceğim. Ay, rengi attı bunun. Kıyamam, kıyamam. Ay, ben sana nasıl getireyim? Çok korktu bu, çok. Selin. Tamam, affedersin. Affedersin, dalga geçmiyor. İyi geceler. Tımarhane burası, tımarhane. Ay ya, Demir, çok komik bir adamsın.